Merhaba sevgili vizyon izleyicileri. Bu programımızda gayrimenkul sektörünü konuşacağız. Çünkü biliyorsunuz son zamanlarda çok konuşuluyor. İşte ev bulamıyoruz. Bulduğumuz evler çok pahalı. Hem bu konunun birazcık içine girmek istiyorum. Acaba neden böyle oldu diye. Hem de bölgesini konuşmak istiyorum. Tanju Güler konuğumuz. Halkalı Yarımburgaz Altın Emlak Temsilcisi. Hoş geldiniz. Hoş bulduk. Merhaba. Nasılsınız? İyiyim. Teşekkürler. Siz de iyisiniz umarım. Çok teşekkür ederim. Sağ olun. Çünkü çok konuşulan bir meslek. Gayrimenkul sektörü gerçekten ev evet. alıp satmak, kiralamak İstanbul'da gitgide zorlaşır hale geldi. Kesinlikle katılıyorum. Bunları da konuşmak istiyorum biraz sizinle ama önce sizin sektörü nasıl başladınız? 2008 yılında Ozan diye bir arkadaşım vardı, samimi olduğum bir arkadaşım. Onun sayesinde bu sektöre o zaman da kurumsal firma olan bir TurYap'ta başladım. Yaklaşık 3,5 yıl kendisiyle beraber bu süreçte devam ettik. Daha sonrasında bir yıl gibi de Rimex'te, yine dünya çapında bir marka olan Rimex'le onunla devam ettik. Sonrasında da yaklaşık 9 yıldır Halkalı Altın Emlak Yarımburgaz Temsilciliğinin brokerlığını yapıyorum. Hı hı. Bölgede hizmet veriyoruz. 14 yıldır bu sektörde harika. Biz de varız diyoruz. Harika, çok hareketli bir sektör. Evet. Şimdi bölgeniz tabii Yarımburgaz Halkalı bölgesi ama altın emlak olduğu için sanırım herkese de hizmet verebiliyorsunuz. Portföyünüzü değil mi açabiliyorsunuz? Tabii ki. Ya aslında Atakent'i, Halkalı Atakent bizim ağırlıklı hitap ettiğimiz bölge. Ama şu da anlamına gelmiyor. Küçükçekmece, yeri geliyor Büyükçekmece, Çatalca'ya vesaire o tarzda yerlerde villalar, özel mülkler, onlarla da ilgileniyoruz yani. Sınırlı değiliz yani o konuda. Evet. Peki gayrimenkul sektöründe nelere dikkat etmek lazım? Yani gayrimenkul sektöründe nelere dikkat etmek? Yani gayrimenkul çok önemli bir etken. İnsanların şöyle söyleyeyim belki ikinci sırada bile yer alıyordur önemleri. Birinci sırada çocuklarımızın eğitimi. İkinci sırada da yaşanabilir bir çevre ve ev. Yani kesinlikle. O yüzden gayrimenkul çok önemli bir karar. İnsanlarımızın yüklü miktarlar verip huzur içerisinde yaşamak istiyor herkes doğal olarak. O yüzden düzgün yerlerden. İmkanlarının maksimum seviyede zorlayarak belki de ömür boyu hayatında bir defa ya da iki defa ev alabileceği bir dönemden geçtikleri için gayrimenkul çok önemli bu insanlar için. O yüzden dikkat etmek gerekiyor. Aldığınız bölgeye, çevreye ya da inşaat olarak. Kalitesine kesinlikle. Değil mi? Şimdi bölgemizde de şu anda metro çalışmaları falan var. Çok Atakent ciddi anlamda pilot bir bölge oldu. İşte beyaz yakalıların dediğimiz adlandırdığımız bir bölge oldu. Çok iyi de bir lokasyon. Kesinlikle. Şimdi metro çalışmaları çok ciddi anlamda devam ediyor ve yakında da havalimanı istikametine olsun ya da Yenibosna bağlantıları var. O yüzden de trafiği de hafifleteceğini ve bölgeye çok daha değer kazandıracağını düşünüyorum. Evet. Şimdi gayrimenkul sektörü aslında birçok kişinin girmek istediği, olmak istediği evet. biraz zor, dünyanın zor mesleklerinden biri olduğunu biliyorum ben ama kesinlikle. Herkes yapabilir mi bu işi? Yani şöyle söyleyeyim, keskin konuşmamak gerekirse herkes yapamıyor maalesef. Çünkü birçok zamanda benim de ofis arkadaşlarım oldu ya da benimle çalışan arkadaşlarım oldu. Ya bu iş psikoloji işi. Aslında hayatın her evresi bence öyle. Bazen 1-2 ay oluyor, iş yapamıyorsunuz, işte ihtiyaçlarınız oluyor, giderleriniz oluyor. Karşılanmayınca demoralize oluyorsunuz ama burada işte dirençli olmak gerekiyor. Tekrar bir motive şeklinde, farklı bir güne daha bir umutla başlayıp azimle de olunca bu iş yapılabiliyor. Peki bu işin püf noktaları var mıdır böyle? Şu olmazsa olmaz, şuralara çok dikkat etmek lazım. Kesinlikle. Her sektörde olduğu gibi bizim sektörümüzde de püf noktalar var. Yani bu işte şöyle bir şey. Kesinlikle beşeri ilişkileriniz çok iyi olması gerekiyor. Sempatik olmanız gerekiyor. Onun dışında en önemli, benim kendim için de söyleyeyim, parantez içinde şeffaf olmanız gerekiyor. Her sektör için. Yani siz düzgün olduktan sonra emin olun, yani sizin çok büyük zamanlar sonra efor harcamanıza gerek yok. Sizin düzgünlüğünüz başka bir insana yansıyor ve referans oluyor. Doğal olarak iş kendiliğinden de gelmeye başlıyor. Biraz içten böyle gerçekten hissederek yapmak evet, lazım değil mi? Kesinlikle. O şeffaflık da oradan yani, geliyor. Sektörünüzü ise yaptığınız işi önce benimsememiniz lazım. Ya da bir mülkü satmadan önce gerçekten ona inanmanız lazım. İnanmadığınız bir şeyi satamazsınız. Satamazsınız. Kesinlikle. Mümkün. Peki emlak sektörünün önemi nedir? Ülke ekonomisi için mesela kesinlikle. Diyelim. Yani şöyle söyleyeyim yani çok önemli. Yani hayatımızın en önemli kriterlerinden birisi. Neden? Çünkü insanlar büyüyoruz, evleniyoruz, çocuk sahibi oluyoruz vesaire. Bizim çocuklarımız evleniyor ve o yüzden arz talep dengesi olması lazım. Yani gayrimenkulde şu anda inanılmaz bir toprakta arsa diyorduk daha önceler ama şu anda emin olun daireler bile çok önemli prim getiriyor ve önemli. Yani insanların arz talep denge diye bir olay var. Talep var ama arz yok. Arz olmadığı için de mülkler
inanılmaz derecede şu son bir yılda özellikle iki katına, %100 yani. Metrekare birim fiyatları bölgemizde lüks konutlar diye adlandırdığımız işte Tema'dır, Bosporus'tur vesaire çevredeki bütün projelerde bile 15 bin lirayken şu anda 30-32 bin lira metrekare birim fiyatları yani %100 arttı yani. Araplar biraz yükseltiyor galiba ya, piyasayı. Araplar var. Kesinlikle bölgemizde var ama biraz daha Başakşehir bölgesini. Onların da kendilerine göre toplulukların olduğu yerleri tercih ediyorlar. Orada biraz daha fazla işte yabancı satış var özellikle ülkemizde. Talep evet. görüyor ister istemez. Peki alım satım yapanlar ve yatırım için değerlendirenler, kar etmek isteyenler de çok sektörde kesinlikle. Etkililer. Neler önerirsiniz onlara? Yani şöyle söyleyeyim, gelişime açık olan yeni yerler daha da kazançlı oluyor. Ya da şu anda bizim bulunduğumuz bölgedeki lüks konutlar gibi yani kazançları çok inanılmaz. Yani 3 sene önce 1 milyona aldığınız daireyi şu anda neredeyse 4 milyona satabiliyorsunuz yani. Kısa sürede %300 kar yapıyorsunuz. İnanılmaz şekilde gayrimenkul getirisi var şu an ülkemizde. Özellikle o yüzden İstanbul değil mi? Kesinlikle İstanbul. Zaten sıralamalarda da ortalamalarda çıkıyor İstanbul, İzmir. İşte son dönemlerde... Pandemiden dolayı işte Ege bölgesi vesaire, işte bahçeli alanlar biraz daha müstakillerde değerlenmeye başladı. Yatırımcılara kesinlikle şunu söylüyorum. Yani bugün alan, emin olun bugün bile gayrimenkul alsa kazanıyor. Yani satan bence her zaman zarar ediyor. Yerine bir mülk koyamaz ise o değil parayla mi? Kesinlikle zarar ediyor. O yüzden ben müşterilerime şey diyorum yani. Yani pazarlık kısmında 10 liralara, 50 liralara, 100 liralara çok takılıyor insanlar. Tabii ki bütçe meselesi bu. Ama yeri geliyor ondan sonra da çok üzülüyorlar. Çünkü 10 liraya pazarlık yaptığı yeri almayıp 6 ay sonra 600 bin lira fark veren alan çok müşterimle karşılaştım. O yüzden mülk alan her zaman kazanıyor yani. Değil mi? Toprak her zaman kesinlikle. İstanbul'da değerli. Kesinlikle. Bölgenizde var mı Halkalı Atakent bölgesinde müstakil? Ben hatırlıyorum sanki vardı öyle var, ama evet, evet, daha çok siteler var galiba. Bizim zaten bulunduğumuz kısım, hitap ettiğimiz lokasyonda genelde Soyak Olimpiya Kenti adlandırdığımız Atakent'in ilk projeleri Avrupa çok bir. Çok güzel projeler. Kesinlikle var. O projelerden dolayı zaten sonrasında gelişti. Şu an Soyak'ta mesela müstakil villalar var. Yaklaşık 15 yıldır var orada yapılan müstakil villalarımız var. Onun dışında yeni yapılarımızda işte Bosporus'ta yapay boğaz kenarlarında villa konseptleri var. Şu anda mesela yeni bölgemizde Tema İstanbul'u bizim biraz daha odaklandığımız, fokuslandığımız nokta. Orada da ciddi anlamda satışlar var. Onun karşısında mesela şu an Tema 2 diye bir proje yapılıyor. İnanılmaz bir proje. 80 bloklu ve kısa katlı, 5 katlı mimariye sahip. Orada bir müstakiline tekrar yapılaşma var. Villalar olacak. Batı Klinik var belki biliyor musunuz BHC. Yine orada bir hastane var. Onun evet. Süleyman Hastanesi'nin biraz daha aşağı çevresi. Kısmında, doğu kısmında kalıyor. Bu yeni yapılacak hastanenin orada yine bir üniversite yapılacak mesela. Tam markası belli değil ama yine bir üniversite alanı olacak. Ciddi gelişme var yani bölgemizde. Evet, bölge her zaman hareketli. Kesinlikle. Peki, sektör de hareketli olduğu için birçok kişi de belki girmek istiyordur. İyi bir emlakçı nasıl olmalı, bir gayrimenkul danışmanı nasıl davranmalı, nelere dikkat etmeleri gerekir, ne önerirsiniz onlara? Yani şöyle söyleyeyim, her sektörde olduğu gibi aslında emlak sektörüne sadece özel söylenemez. Yani öncelikle dürüst olmak gerekiyor her sektörde de. Yani satım ücretlerinde ya da komisyon oranlarında insanlar bir tık da olsa yardımcı olmak gerekiyor. Tabii bizim de giderlerimiz var, biz de ona göre bu komisyon oranlarını belirliyoruz ama öncelikle düzgün olacaksınız. Sattığınız malın karşı tarafa kar getirebilmesi lazım. Ben her zaman kendime şunu söylerim. Ben yer gösteren değil, yön gösteren olmak istiyorum. Yeri herkes gösterir. Önemli olan benim gösterdiğim yön. O kişiye ben bugün 1 milyona yer aldırıp 2 sene sonra orası 5 milyon oluyorsa ben demek iyi bir emlakçıyım ve kazandırıyorum. Ki onu uyguluyoruz zaten. Müşterilerimiz de sağ olsun her zaman yanımızda. O yüzden şeffaf olmak gerekiyor. Dürüst olmak gerekiyor. Oradan alınacak %2 ya da %3 oran için insanları yanlış yönlendirmemek gerekiyor. Sonuçta bizim de ailemiz var. Götürdüğümüz paranın hayrını görmek istiyoruz. Yani her sektör için diyelim, evet, emlak sektörü değil, düzgün olmak kafi. İşini bilmek. Sizin sektörünüzde portföy sahibi olmak bir kere çok önemli değil mi? Kesinlikle. Yani o yüzden o 2-3'lerle belki toplamda hayat boyu sizden evet, çalışacak. Evet evet, hayatınızı devam ettirecek imkanları da paraları da kazanabiliyorsunuz. Yani evet evet. Biz o kadar kazanmıyoruz ama kazananlar da var. Ama inşallah ben eminim bu işi hakkıyla yapan. Çünkü işte dediğiniz gibi biraz önce çocuğu oluyor. Onun için size danışıyor. Nereden kesinlikle, ev tutalım, ne yapalım, ev mi alalım. Kesinlikle. Ya aslında şöyle söyleyeyim. Emlakçılar onların bir nevi sadece emlakçı kalıbıyla değil de artık onların bir
ne diyelim size? Yatırım danışmanı. Yatırım danışmanı, arkadaşı gibi oluyoruz. Belli bir zaman sonrasında bunlarla karşılaşabiliyoruz. O yüzden de dediğim gibi ben çok şey yapmadım, uzatmayayım ben size. Şöyle söyleyeyim, dürüst olmak, onlara doğru mülkü aldırmak, yönlendirmek kesinlikle. Onun sonrasında da hizmetlerini devam ettirebilmek. Mesela kiraya verdiniz, kiracıdan sonra olan bir aksaklık varsa direkt kendinizin görüşüp çözmesi. Ya da sattığımız bir mülkün içerisinde bir kiracı var, onları da incitmeden kişi kendim geçmek istiyordu. Sulh yoluyla herkesin gönlünü alarak düzgün bir şekilde çözüm odaklı olmak her zaman en iyisidir. Aynen öyle. Tanju Bey çok teşekkür ederim. Rica ederim. Katıldığınız için çalışmalarınızda, kariyerinizde, başarılarınızın devamında. Çok teşekkür ederim. Ben de size çok teşekkür ederim beni burada ağırladığınız için. Sağ olun. Çok sağ olun. Çok teşekkürler. Evet sevgili Vizyon izleyicileri, gerçekten gayrimenkul sektörü çok hareketli, yatırım olarak da çok kazançlı her zaman. İyi de bir gayrimenkul danışmanı olmak için Tanju Bey'in de dediği gibi biraz şeffaf, dürüst ve portföyüne sadık olmak gerekir. Kendinize çok iyi bakın. Tekrar görüşmek dileğiyle.